Bugünkü konumuz uykusuzluk, hareketsizlik ve umutsuzluk. Bunlarla nasıl başa çıkarız? Sevgili dostlar, yaşamda her türlü sorunun üzerinden gelebilmek için galiba ilk yapılması gereken şey önce hayata, yaşama bakış tarzımızı değiştirmektir. Eğer hayata bakış tarzımızı, alışılmış bakış tarzlarını bir ölçüde değiştirebilirsek, büyük bir ihtimalle hayatımız da değişecektir. Birkaç ifade. Efendim, yaş yetmiş, iş bitmiş derler. Hem saçma hem ayıp. Çok duyarım çocukluğumdan beri. Efendim, biz adam olmayız. Bak, bozuldu. İşte, al sana Türk iş. Bozuldu, Türk iş. Sevgili kardeşim, düzgün yap da bozulmasın. Türk işin illa kötü olması gerekmiyor. Kendi kendimize olumsuz sıfatlar verirsek, olumsuzu yapmaya başlarız. Bir başka yanlış bakış tarzı. Efendim, böyle gelmiş, böyle gider. Ben babamdan böyle gördüm. Bu bence bir patinajcı mantığıdır. Buna patinajcı mantığı demek istiyorum. Ben babamdan böyle gördüm, böyle gelmiş, böyle gider. Bu bizi ileriye götürmeyen, atalete iten, geriliğe iten bir bakış tarzıdır. Bir de çocukluğumdan beri çok duyduğum bir ifade. Efendim, sen çalışma. Bırak paran çalışsın. Paranı koy bankere, sat tarlayı, koy bankaya, beyler gibi yaşa. Ben çalışmayacağım, param çalışacak. Çok ayıp. Çok yanlış sevgili dostlar. Bir başka yanlış görüş. Değiştirilmesi gereken bir başka bakış tarzı. Efendim, çok duyduk bunu. Efendim, devletin malı deniz yemeyen domuz. Estağfurullah, haşa. Çok ayıp. Bir başka yanlış düşünce. Yaşlılar çare yoktur. Bu da yanlış. Şimdi bakınız. Eninde sonunda ölüm herkese gelir. Ölüme çare yoktur. Geciktirilebilir. Ancak en azından bugün için %100 ölüme çare yok. Ancak yaşlılığa çare vardır sevgili dostlar. Ölüme şimdilik çare yok. Yaşlılığa şimdi de çare vardır. Bir başka yanlış söz. Bir zamanlar vardı. Anasına bak, kızını al. O eskidendi. Şimdi kız okula gidiyor, internete giriyor sevgili dostlar. Pek çok anne WhatsApp'a giren de var. Bir yaştan sonra WhatsApp'a giremeyen de var. Ama kızların hemen hepsi İnterneti köşe bucak dolaşıyorlar. Bir başka söz. İş olacağını var. Bunun meali, anlamı ne? Bizim elimize hiçbir şey gelmez. İş olacağını var. Sen uğraşma. Çabalama, yekinme, gayret etme. İş olacağını var. Olur. Sen fonksiyonsuz birisin. Fonksiyonsuz birisin. İş olacağını var. Efendim, bu ve benzeri görüşler bilimsel değildir. Pozitif bilime aykırıdır. Hiçbir şeye dayanmaz. Pozitif bilime de dayanmaz. Başka bir şeye de dayanmaz. Toplumu geriye götürür. Kalıp yargılar, kalıp düşünceler. Sevgili dostlar, unutmayalım. Mevcut olan olabileceklerin en iyisi değildir. Mevcut olan her zaman geliştirilebilir. Bu evrende, bu dünyada her şey tekamül eder, gelişir, evrimleşir. Her şey evrilir, evrilmeyen devrilir. Bu yeni bir ifade bendenizin. Her şey evrilir, evrilmeyen devrilir. Çok iyi biliriz. Bisikleti üstte yarım dakika duramazsınız hareket etmeden, pedal çevirmeden. Sirkte duruyorlar mı bilmiyorum, o da duramıyor belki. Hocam, ancak 2-3 saniye pedal çevirmeden durabilirsiniz. Pedal çevirerek sürekli ileriye gitmeniz gerekir. Bisikletten düşmeyin. Bu yaşamda da adeta bisikleti üstüne pedal çevirir gibi sürekli ileriye gitmemiz gerekir. Sevgili dostlar, uykusuzluk, hareketsizlik, oturup kalma, umutsuzluk aslında kötü kader değildir. Baş edilebilir sıkıntılardır. Uykusuzluk, az hareket, işte dizim ağrıyor, buram ağrıyor, alışmam için zor geliyor, ondan yürümüyorum. Hareketsizlik, uykusuzluk, umutsuzluk baş edilebilir sıkıntılardır.
Kimin der ki efendim yaşlılıkta uykusuzluk, hareketsizlik, umutsuzluk kaçınılmazdır. Hayır. Orta yaşlarken yürüyüş yapan 60'ında da yürür, 70 yaşında da yürür. Check-up yaptınız. Hiç yürümediyseniz bugüne kadar. 3 dakika yürüyün yavaş yavaş. 5 dakika yürüyün, 10 dakika yürüyün, 15 dakika yürüyün. Vücudunuz açılacaktır. Vücudunuz yürümeyi ister hale gelecektir. Hep yürüdüyseniz bugüne kadar harika. Ama diyelim yeni başlayacaksınız, 50'sine 60'ına başlayacaksınız. Hiçbir şey için hiçbir zaman tamamen geç değildir. 60 yaşında önce 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika yürümeye başlayabilirsiniz. Uykusuzlukla baş edemiyorum. Ne yapsam uyuyamıyorum. Ya da bazen şöyle der. Efendim bu uykusuzluğun devası yok, bu derdin devası yok. Yanlış sevgili dostlar. Devasız dert yoktur. Her derdin devası vardır. Aslında pek çok sıkıntıyı biz kendi içimizde yaratırız. Bunun dışarıdan geldiğini iddia ederiz. Bir de mantıksız bir bakış tarzıyla arada şöyle denir. Efendim bütün aksilikler beni buluyor denir. Yani aksiliklerin işi gücü yok. Sürekli sizinle uğraşıyor öyle mi? Bütün aksilik böyle bir şey nasıl olabilir? Bütün iyi şeyler bu evrende buna, bütün kötü şeyler nasıl buna gelebilir? Yaşam olasılıklarla, tesadüflerle ilerler. Bütün kötü tesadüfler size, iyi tesadüfler ötekine gelmez sevgili dostlar. Stresi biz yaratırız, dışarıdan geldiğini iddia ederiz. Stresi biz yaratırız, dışarıdan geldiğini iddia ederiz. Umutsuzluğu biz üretiriz, sonra da bize musallat olduğunu zannederiz. Bir bakalım, umutsuzluk, amaçsızlık kaçınılmaz mı acaba? Diyelim ki bulunduğunuz mevkide, bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz yaşam alanında elektrik yok. Üretin o zaman, üretmek için gayret sarf ediniz. Sevgili dostlar, eğer yoksa elektriği üretebilirsiniz ve umudu da üretebilirsiniz. Yollar kötü, çamurlu, güzel yolu üretebilirsiniz. Taştan yol yapabilirsiniz. Destek alabilirsiniz devletten ya da belediyeden. Siz emeğinizi koyup, siz taşı getirip, siz gayretinizi ortaya koyup, size yapılan destekle güzel yollar, enerjiler, elektrikler üretebilirsiniz. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Sanırım ilk defa söyleyeceğim ekranlarda. Birileri size umutsuzluğu aşılamak istiyorsa oyuna gelmeyin, umutsuzluğa gelmeyin. Yıllar önce, epey oluyor, 30 sene olabilir, 25-30 sene önce. Böyle setler vardı ya da 30 seneye de geçmiş olabilir. İngilizce öğretiyor. Fakat öyle anlaşılıyor ki Batı ülkelerinde yapılmış Orta Doğu dedikleri ülkeler için, Orta Doğu dedikleri ülkeler için İngilizce setler. İşte kaset miydi? CD o zaman belki bu kadar revaçta değildi. Kaset yapılmış. Kitap var, kaseti var. Hikaye şu. Bir hikaye anlatıyor. İngilizce yeni başlayanların İngilizcesini geliştirmek için anlatıyor. İncelediğim kitaplardan birisiydi. Çok ilginç gelmişti. Özetli hikaye şu. Bir köy var. Köyde elektrik falan yok. Elektrik yok. Baraj yok. Bir şey yok. Bir adam var. Adamın bir kızı var, bir de damat geldi oraya. Adam yaşlı, köylü, geleneksel bakış tarzı bir köylü, kızı ve damat. Damat nasılsa bir süre önce uzaktaki bir kasabaya gitmiş. Bu bir çöl ülkesi olabilir. Kasabaya gitmiş, orada sinema görmüş, çok etkilenmiş. Nasıl oluyor bu? Elektrikli oluyor. Bu elektrik denen şey nereden geliyor? Ufak bir baraj varmış o kasabanın yakınında. Baraj elektrik üretiyormuş. Köyüne geliyor, başlıyor herkese. Efendim bizde baraj bir ufak bir dere, ırmak bir şey akıyor. Efendim öyle baraj yapalım, trafo koyalım, elektrik üretelim, bizim de sinemamız olsun. Yaşlar... Olmaz, öyle şey olmaz. İcat çıkarma diyorlar. Eski köye yeni adet getirme diyorlar. Bu genç çok uğraşıyor. Bir baraj kendi çalışıyor, bütün gençler çalışıyor. Bir baraj yapıyorlar, elektrik üretmeye başlıyorlar. Bu noktaya kadar güzel mi güzel? Bu hikaye insanlara
elektriği olmayan, suyu iyi kullanamayan insanlara umut veriyor mu? Veriyor. Baraj yaptılar, çok güzel. Ancak bir gece kuvvetli bir gürültü oldu. Efendim baraj patladı, yıkıldı. Bütün köyü seller aldı. Efendim bu genç işte bütün ailesi filan gitti. Çoluk, çocuğu, kayınbaba, kayınvalide. Bütün köyler öldü gitti. Bu genç nasılsa kurtuldu hatırladığım kadarıyla. Bütün köy gitti. Niye gitti? Niye yok oldular? Çünkü o lanet barajın yüzünden yok oldular. Başka bir yere gitti. Evlendi. Bunun da bu adamın da kızı oldu. Bir damadı oldu başka köyde. Damat baş, orada da elektrik yok. Yani kayınbabasına zorla baraj yaptıralım diyen, yaptıran genç bir başka yere gidip yerleşmiş. Orada da elektrik yok, baraj yok. Bunun damadı bu sefer başladı. İlla baraj yaparım elektrik. Hayır evladım dedi. Baraj ve elektrik çok zararlıdır. Hayatlarımızı mahveder. Elimizdeki mevcutla yetinelim. Bilinmedik aşka karın ağrıtır ya bağış sevgili dostlar. Burada ne var? Burada geri kalmış insanlara siz geri kalmaya devam edin. Biraz ilerlerseniz başınıza iş açılır, baraj taşar, maazallah elektriğe çarpılırsınız. Siz dedelerden, dedelerin dedesinden gördüğünüz gibi eski hamam eski tas devam edin, yeniliklere kapılmayın. İçinde bulunduğunuz yaşam koşullarında ileriye gitme umudunuz yok. Aman olmasın. Umuda kapılmayın. Baraj sevdasına kapılmayın. Elektrik sevdasına, sinema seyredeceğim sevdasına kapılmayın. Sevgili dostlar, birileri size umutsuzluğu aşılamak istiyorsa oyuna gelmeyin. Umutsuzluğa gelmeyin. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu tür şeyler galiba size İngilizce öğretiyorum maskesi altında. Halinize şükredin, oturmaya devam edin, baraj falan istemeyin, çıkıntılık etmeyin diyor. Eski köye yeni adet getirmek gerekiyor. Bugün dünyada müreffeh yaşayan, iyi yaşayan ülkeler, şüphesiz onların da bir dolu sıkıntısı var iyi yaşayan ülkelerinde. Ama bugün iyi yaşayan ülkeler büyük ölçüde eski köye yeni adet getirdikleri için iyi yaşar hale gelmişlerdir. Umutlu olabilirsiniz. Başkalarının da umudu olabilirsiniz sevgili dostlar. Umutsuzluk içindeyseniz birinin bir hayvanın ya da insanın sorumluluğunu aldığınız zaman umut düzeyiniz, geleceğe ilişkin kendinizle ilgili beklenti düzeyiniz yükselecektir. Okullarımızda işte bazı okullar yapıyor bunu. Dedeler, nineler günü oluyor. Şimdi yapılsın mı yapılmasın mı? Artısı ve eksisi var. Eğer sınıftaki 20 çocuğun hepsinin dedesi ninesi varsa bir dedeler nineler günü güzel bir şey. İşte onların bir eski eşyasını hatıra bir şey getirirler. Herkes gelir tanıştırır ama bazı çocukların dedesi ninesi yok. Anneler babalar günü yapılmasını bu yüzden kuşkuyla karşılarım. Ben anneler günü parantez içinde söyleyeyim. Anneler günü babalar günü de kutlamak istemiyorum. Ekranlarda kutlamam sevgili dostlar. Facebook'umda kutlamam. Annesi babası olmayan nice çocuk var, genç var. Onlar üzülüyorlar, onlar üzülürler. Yani sevgiler günü kutlamak da içimden gelmiyor. Hocam herkesin sahip olmadığı bir günü kutlamak çok iyi bir şey değil gibi. Fakat dediler neler günü şöyle yapılabilir okullarda. 20 çocuk var, bunun 18'inin dedesinin nesi var. Belli bir gün geliyorlar. Çok özeniyorlar dediler neler. Giyiniyorlar, kuşanıyorlar. Gayet güzel geliyorlar. İşte çocuklara anılarını anlatacaklar ila. Fakat iki tane çocuğun yok. O zaman daha önceden belirleniyor. O iki çocuğa da başka bir dede aynı zamanda dedelik yapıyor. Yani bir dede iki çocuğun birden dedesi oluyor. Olabilir. Bir insanın 3 tane, 5 tane torunu da olabilir. Bir başka nine de hem kendi torununa hem de o ninesi, annesi, babaannesi hayatta olmayan çocuğa ninelik yapıyor. Sevgili dostlar, umutlu olmak, geleceğe ilişkin karamsar olmamak gerekiyor. Gabriel Garcia Marquez'in çok güzel bir sözü var. Ne demiş üstad? Bu dünyada birisi olabilirsin. Bu dünyada birisi olabilirsin. Ama birisi için bir dünya olabilirsin. Bu dünyada birisi, bu dünyada
herhangi birisi olabilirsin. Ama herhangi birisi için bir dünya da olabilirsin. Bu dünyada birisi, yalnız başına yaşayan birisi, yalnızlığına esef eden birisi olabilirsin. Ben ne garibim, ne yalnızım. Arabeste dedim diye gibi. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Sen bilmezsen başka hiç kimse bilmez. Yaşamına anlam ver. Bu dünyada birisi yalnızlığıyla esef eden, yalnızlığına dövünen birisi olabilirsin. Ama birisi için, kimsesiz bir çocuk için, kimsesiz bir sokak hayvanı için bir dünya olabilirsiniz. Kimsesiz bir çocuk için, kimsesiz bir sokak hayvanı için bir dünya olabilirsiniz. Sevgili dostlarım, umutsuz olmayalım, birilerine umut olalım. Birisine umut olduğumuzda umutsuzluğumuz büyük ölçüde kaybolur. Bir hayvan ya da insan için umut olduğumuzda, umut biz olduğumuzda daha önce taşıdığımız umutsuzluk büyük ölçüde uçar gider üstümüzden. Hem birinin umudu olmak hem de umutsuz olmak mümkün değil. İkisi bir arada yaşamaz, bir arada bağdaşmaz ikisi. İkisinin varlığı bir arada bağdaşmaz sevgili dostlar. Ancak umutlu olmak için, yaşamak için de çocuk ya da hayvan sahiplenmeyelim. Yani bir çocuk ya da, izninizle tekrarlamak istiyorum. Bir çocuk ya da hayvanı sahiplenelim. Ama sıkılınca götürüp ormana bırakmak yok. Bir çocuk ya da hayvan için umut olalım, onun umudu olalım, umutsuzluğumuz azalır. Fakat umutlu olmak, neşelenmek amacıyla bir çocuğu veya hayvanı sahiplenmeyelim. Sırf kişisel çıkarlarımıza, bencil çıkarlarımız için bir çocuğu ya da hayvanı sahiplenmeyelim. Sadece onları sevdiğimiz için sahiplenelim. Bir hayvanı sadece sevdiğin için sahiplenelim. Ya bana yarasın, bazen diyor insan, efendim evde bir can şenliği, bir kedi falan iyi olur. Hocam iyi olur diye alıyor insanlar, köpek kedi iyi olur. Sonra sıkılıyor, uf sıkıldım. Sadece onu sevdiğin için almalısınız. Bir hayvanı sevdiğiniz için sahiplenirseniz onu ormana götürüp bırakmazsınız. Çocuk da aynı şekilde. Geçmişte daha çoktu, şimdi azaldı ama yine de var. Beni üzen bir olay. Bazen bir karı koca var, geldiler işte 55-60 yaşına, çocukları büyüdü gitti, evlendiler, gittiler, ayrı evleri var. Karı koca evdiler, sıkılıyorlar. Yahu diyorlar, bir torunumuz olsa da, ama öyle bir torun yok. Kendileri yapmak istiyor, artık yapamıyorlar. Bir torunumuz olsa da, bizimle oturan bir torunumuz olsa, diğer torunlar kendi anne babalarıyla oturuyorlar. Bizimle oturan bir torunumuz olsa da, bize can şenliği olsa, burada bizi neşelendirse, yaşlandığımız zaman da bize baksa. Kendi kızlarına, oğullarına gidiyorlar. Daha çok kızlara gidiyor. Diyorlar ki ya bir çocuk yapın onu bize verin. Yani karı kocanın diyelim 4 tane çocuğu var. İyi. 5. yapın bize verin. Bizim evimiz şenlensin. Meşgale olsun. Yaşlıkta da bize baksın. Lütfen bunu yapmayın sevgili dostlar. Çocuklar, torunlar oyuncak ayıcık değildir. Bana can şenliği olsun diye insanın çocuğundan bir torun istemesi, bir torun daha yap da bana ver, can şenliği olsun demesi bir insanın tamamen bir bencilliktir. Çocuklar ev hediyesi değildir. Hatta canlı hayvan da hediye değildir. Ne deriz? Bir hediye götürüyorlar. Hediye alan buna bakamazsa ilk heves birkaç ay bakıyor. Ondan sonra ya bir barınağa bırakıyor ya gidiyor ormana bırakıyor. Hayvancağız attan düşmüşe dönüyor. Hediye diye hayvan verilmez, hayvan hediye edilmez, çocuk hiç hediye edilmez sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar, kendi ana babanıza bile olsa bebek hediye etmeyiniz. Bebekler hediyelik eşya değildir. Ama alıp sevsin torunlarını, başka çocukları sevsin. Arada bir değil, düzenli becerebiliyorsak bakım evlerini, çocuk bakım evlerini ziyaret edelim. Ama 3 kere gittim, sıkıldım, bu ay gidemedim, olmayacak. Alıştırdığınız zaman onu sürdüreceksiniz. Evcilleştirdiklerinizden siz sorumlusunuz. Gelelim uykusuzluğa sevgili dostlar. Sefa, Profesör Sefa Sergin'in kitabından, Yaşlılık Psikoloji kitabından birkaç bölümde bu konuda okuyabilirsiniz. İlgili bölümde okuyabilirsiniz. Uykusuzluk, insomnia, uykuya uzun süre geçememek,
ve uykuyu sürdürmekte güçlük çekmektir. Yeterli kalitede ve miktarda uyuyamamak uykusuzluktur. Ya uzun süre uyuyamıyorsun, dönüp duruyorsun, ününüz hani koyunları say, koyunları say. Bütün sürü bitiyor, siz hala uyumamışsınız. Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsunuz ya da uzun süre kaliteli uyuyamıyorsunuz, sık sık uyanıyorsunuz illa. Buna uykusuzluk diyoruz. Uykusuzluğun muhtemel nedenleri şunlardır. Bir, yatağa yatmadan önce alkol, tütün, kafein içeren maddeler tüketmek. Biraz fazlaca belki. Fazlanın sınırını çizmek zor. Tütün, alkol, koyu kahve içmek uykusuzluğa neden olabilir. İki, yatmadan önce ağır bedensel egzersizler yapmak uykusuzluk getirebilir. Üç, yattığımız yatağı sık sık uyku dışı faaliyetlerde kullanmak. Örneğin yatağı televizyon seyretmek için kullanmak. Yatakta ders çalışmak, yatakta yiyip içmek. Yatakta yemek. Eski Romalılar yatakta değil ama minderlerin üstüne yan uzanaraktan yerlermiş. Uzanarak yiyor. Yatakla çalışma masasını karıştırmamak gerekiyor. Uzun televizyon seyretmek yatakta, ders çalışmak, yiyip içmek uygun değil. Kitap okumak da bence uygun değil. Birçok işte uyumadan önce kitap okuyorum. İyi de kitap o zaman çerez niyetine okuyor. Yani biz yazarlar o kadar yazalım edelim. Yani biraz uykum gelsin diye. Bir akıyor uyuyor. Yani kitaba karşı ayıp oluyor galiba. Yatağa yatmak için kullanmalı. Yanda koltukta oturalım, okuyalım. Uykumuz gelince kapalıp yatalım. Dört. Rahatsız bir yatakta, rahat olmayan bir yatakta, kötü bir şiltede, kötü yorganla uyumak uykusuzluğu getirir sevgili dostlar. Yattığımız yatakta çarşafın, nevresimin sık sık değiştirilmesi uyku kalitesini artırır. Yani ben her gün değilse bile belki sıklıkla ama 10 günde olmamalı. 10 günde bir olmamalı. Birkaç günde bir, sık sayılabilecek bir zaman içerisinde çarşafın nevresimin değiştirilmesi uyku kalitesini artırır. 5. Yatmadan önce yoğun zihinsel faaliyetlerde bulunmak sevgili arkadaşlar uykusuzluğu artıran faktörlerden birisidir. 6. Yatak odasının eşya ile dolu olması veya aydınlık olması. Çok hafif bir gece lambası olabilir ya da koridordaki ışık vurabilir en iyisi. Koridorda ufak bir minik ampul yanıyordur, onun ışığı vurabilir. Aydınlık ortamda uyumak iyi değildir. 7. Yatakta plan yapmak, aile sorunlarını düşünmek. Hanımefendinin kocamla oğlumu nasıl uzlaştırırım ya da efendim iki kardeşin arasını nasıl yaparım diye ana babanın düşünmesi, plan program yapması uykusuzluğa davetiye çıkarır. 8. Yatakta zihinsel geviş getirmek. Geviş getirmek nasıldı? Birkaç defa sözünü ettim sanıyorum. 4 ay, 8 ay, 10 sene önce o bana böyle dedi. Yatıyorsunuz, uyumamışsınız, gözleriniz kapalı. O bana böyle dedi, ben ona böyle dedim. Ah, keşke şöyle cevap verseydim. Aklıma gelmedi. İnşallah bir daha der. Desin, ben bilirim ona söyleyeceğimi. Buna zihinsel geviş getirme diyorum sevgili dostlar. Bir kitabımda böyle dedim. Yattığınız zihinsel geviş getirmeye başladığınızı fark ettiğiniz zaman dur deyin. Bunu konuşmuştuk. Bir kelime stop deyin, dur deyin. Ya da yine başladım deyin. Gevşersiniz. Zihinsel geviş getirmenin o an orada size hiçbir faydası yoksa bu davranışı bırakın sevgili dostlar. Bu davranışı bırakalım, sürdürmeyelim. Dur diyelim ya da yine başladın diyelim. Tüccar uyanması adını verdiğim bir uyanma şekli var değerli dostlar. Gece 03-04 civarında olur. Özellikle ticaretle iştigal edenlerde daha çok olur. Çünkü ticaretle uğraşanın önünde belirsizlik vardır. Her çağda böyle olmuştur. Asurlardan, Sümerlerden beri herhalde böyle olmuştur. Şimdi devlet memurunun da sorunları var. Onunki daha belli, maaşı belli, bordrosu belli. Devlet memurunun kontrol etmesi gereken değişken çok fazla değil.
Ama ticaretle uğraşanın bazen üstesinden gelemeyeceği kadar çok sıkıntı var. Ticaretle uğraşanın üstesinden gelemeyeceği kadar güçlü, sıkıntı verici değişkenler var sevgili dostlar. Gece 03-04 civarında ticaretle uğraşanı uyanırlar. Doluya koyar olmaz, boşa koyar olmaz, sağa döner, sola döner, kan ter içinde kalır, fıldır fıldır döner. Yanında eşi, genellikle erkekle uğraşıyorlar. Ticarette uğraşan hanımefendi de var ama sayılır az. Karısı, Ahmet hadi uyu artık diyor. Kalkıyorlar o saatte televizyonun karşısına geçiyorlar bir şey de izlemek için. Genellikle benim bildiğim 20-30 yıldır televizyonlar kültür programlarını yayınlamak zorundadırlar ama gece 03-04 civarında yayınlarlar. Biraz onlara bakıyor. Sonra gelip yatıyor, zorlukla sızıyor, uyuyor, sabah uyanıyor, dinlenememiş. Niye? Kaliteli uyku uyuyamadı sevgili dostlar. Ticaret konusunda ya da ailevi sorunlar konusundaki problemlerimizi gündüz gözden geçirmeye, çözmeye çalışmalıyız. Ama yatağı uykuya bırakmalıyız. Sağlıklı bir uyku için değerli dostlarım. Yatak odasında ve yaşantınızda yapacağınız düzenlemeler önemlidir. Sadece işte temiz çarşaf, temiz yorgan, karanlık oda iyi bir uyku için yeterli değildir. Aşağı yukarı 16 saatlik bir gündüz yaşamımız var. Bir de 8 saatlik gece yaşamı. Gündüz yaşamımızı bir ölçüde düzene koymadan gece uykumuzu da düzenleyemeyiz. Gündüzün problemlerini gündüzün çözmeye çalışmalıyız. Hani ne denir? Eve iş götürme. Yani işe gittin aklın evde kalmasın ya da eve geldin aklın işte kalmasın. Aynı şekilde gündüzden yatağa iş götürmeyelim. Düşünce yükü taşımayalım. Yatak odanızda ve yaşantınızda düzenlemeler yaptınız. Temiz yatak, çarşaf, oda karanlık. Efendim yatakta yiyip içmiyorsunuz. Orayı uyumak için kullanıyoruz. Tüm önlemleri aldınız diyelim. Ancak yine de her şeye rağmen uykusuzluk çekiyorsanız o zaman bir ilaç alabilirsiniz. Ancak. Kulaktan ilaç almayın, doktordan ilaç alın. Bu sözü yeni fark ettim ya da keşfettim diyeyim. Kulaktan ilaç almayalım, doktordan ilaç alalım. Uykusuzluk için ve diğer sorunlarımız için kulaktan dolma bilgiyle ilaç almayalım, doktordan gelme bilgiyle ilaç alalım. Ya ben şunu içtim şekerim, çok iyi geliyor, sen de iç. Bilmem neyle neyi karıştır iç. Sevgili dostlar, bu uygun değil. Başka ilaç, belki tansiyon ilacı alıyorsunuz. Bu tansiyon ilacının yanında herhangi bir, örneğin şu, uykusuzluk ilacını aldığınızda belki olumsuz etkileşim yapacak. Komşun hangi ilacın neyle etkileşime girdiğini bilmiyor. Onun için doktora sorun. Doktor zaten hekim. İlaç vermeden önce her zaman sonra başka ne ilaç alıyorsun? Onlar negatif etkileşime girmesin diyerekten. Son bir slogan değerli dostlarım. Komşuya sorma, doktora sor. İlacı komşuya danışma, doktora danış. Eğer uykusuzluğumuz varsa, az hareket ediyorsak sevgili dostlar, yeterince spor yapmıyorsak, umutsuzluğumuz varsa önce biz gidermeye çalışalım. Buna gücümüz vardır. Ama gerekirse bir uzmandan da yardım isteyebiliriz. Unutmayalım, mevcut olan olabileceklerin en iyisi değildir. Daima geliştirilebilir, değiştirilebilir. Yaşam sürekli evrilir, tekamül eder, ileriye gider sevgili dostlar. 60 yaşına kadar hiç yürüyüş yapmamışsınız. Vardır, çoktur böylesi. Hiç, ya bu yaştan sonra yürümezler. Ah gençlikte başlamadık. Hiç önemli değil. Ne demiş dediler eğer değer veriyorsak. Zararın neresinden dönülse kârdır. Zararın neresinden dönerse kârdır. 60 yaşında 5 dakika yürüyeyim. 2,5 dakika, 2,5 dakika geldi. 10 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Doktora sorun ne kadar yürüyebilirsiniz. Yürüyorum diye saatlerce de yürümeyin, kalbi de zorlamayınız. Sevgili arkadaşlar, bir spora. Ben sadece yürüyorum, yüzerim ve yürürüm. Bir spora başlamak istiyorsan, bu ağır spora olmasın ileri yaşta. Gençler yapabilirler. Daima uykusuzlukla mücadele etmek, hareketsizlikten kaçınmak,
aktive olmak, hareket içinde olmak, umutsuzluk içinde olmamak, geleceğe ilişkin amaçlar taşımak, amaç sahibi olmak mümkündür. Sıkıntılarınızla önce tek başınıza, olmazsa bir uzman yardımıyla başa çıkabilmeniz dileğiyle. Görüşmek üzere.